teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmasını yap. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, Teşkilat Başkanımız Sayın Nihat Ergün Bey, Genel Sekreterimiz Sayın Sadullah Ergin, 18. Bölge Komisyonu Başkanımız Sayın İkram Dinçer ve İl Koordinatörümüz Sayın Ali İhsan Merdanoğlu'na huzurlarınızda şahsım bu ilçe başkanlığına layık gördükleri için tekrar teşekkür etmek isterim. Bildiğiniz üzere Siirt'te yıllardır esnaflık yapmaktayım. Biz hayatımızı şehrimize adadık. Hiçbir zaman kendi şehrimiz dışında hiçbir yere yatırım yapmadık. Şehrimizin yıllardır çözülmeyen sorunlarını iyi biliyoruz. Bu sorunları diyalogla, istişare ile çözecek bir ekibimiz var. Siirt'imizin özlediği ve beklediği siyaset anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Hiçbir şeyin veya hiçbir partinin devamı değildir. Deva Partisi'nde biz yeni bir kimlik inşa ediyoruz. Ortak akıla, çoğulculuğa ve istişareye önem veriyoruz. Türkiye'nin en acil ihtiyaçlarını karşılayacak, en ciddi sorunlarını çözecek perspektifin ancak birleştirici ve bütünleştirici bir siyasi hareketle mümkün olacağına inanıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, partimizin duruşu toplum tarafından adım adım anlaşılacak. Biz siyasi yelpazenin tam ortasında ana akım bir siyasi hareketiz. Şucuların da bucuların da partisi değiliz. Kıymetli yol arkadaşlarım, Deva Partisi olarak ana hedefimiz huzur ve güven, adalet ve hukuk, insan hakları ve özgürlükler, insan onuru ve insana saygı, sosyal refah gibi gelişmiş değerlerle toplumun bütün kesimlerini buluşturmaktır. Vatandaşın tenceresine bayramdan bayrama giren et, bayramda bile giremez olmuştur. Ekonomi alanında yürütülen yanlış politikalar sonucunda döviz kurlarında ve altın fiyatlarında ulaşılan ve her yeni hafta daha da ileriye doğru giden pik seviyeleri vatandaşın bu ekonomik yangını çok daha derinden hissetmesine sebep olmuştur. Bu noktada bile vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları manipüle etmek ve görmezden gelmek adına Ekonomi Bakanlığı maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz şeklindeki halden anlamaz ve vurdum duymaz yaklaşımı aslında yönetenlerin vatandaşa verdiği değeri çok net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Arkadaşlar, demokrasi ve özgürlükler alanında da ülkemizin durumu ne yazık ki dünyanın çok gerisindedir. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ülkemiz aleyhine verdiği ihlal kararlarından çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti başta olmak üzere birçok konuda uygulamada yaşanılan sıkıntılar ve dünyanın çok gerisinde izlenilen politikalar vatandaşlarımızın eleştiri hakkını kullanırken acaba başıma ne gelir düşüncesiyle susmaya mahkum edilmesi gibi düşüncelerin var olması bile aslında ülkemizde artık bir şeylerin çok net bir şekilde değişmesi gerektiğine olan inancı perçinlemektedir. Açık ve demokratik toplumun şartlarının oluşmasını sağlayarak düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Basının görevini bağımsız bir şekilde ve kaygı duymaksızın yerine getirdiği güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam oluşturacağız. Kürt sorununu demokratik zeminde ve özgürlükleri genişleterek temel haklar çerçevesinde çözeceğiz. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz ve yerinden yönetim ilkelerini, o modeli yeniden Türkiye'de inşa etmeye çalışacağız. Alevi vatandaşlarımızın başta cemevlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunların çözümüne kavuşturulması için gerekli adımları biz Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde atacağız. Etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak daha kapsayıcı bir vatandaşlık anlayışı geliştireceğiz. Cinsiyet ayrımına yol açan mevzuatı yeniden düzenleyerek devletin bütün eylem, işlem ve kararlarında cinsiyet eşitliğini hakim kılacağız. Toplumsal talepleri merkeze alan, tüm farklılıkları değerli gören, toplumsal sözleşme niteliğindeki katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasayı hayata geçireceğiz. Bu demokrasinin hakim olduğu bir Türkiye, bir Siirt hedeflediğimizi de özellikle belirtmek isterim. Kıymetli konuklar, kıymetli il ve merkez ilçe kurucuları, kıymetli ilçe başkanları, Siirt basınının kıymetli temsilcileri, bu duygu ve düşüncelerle
bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Demokrasi ve Atılım Partisi Merkez İlçe Birinci olan kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.